Meşhur bir Cibril hadisi var. Cibril hadisinde sahabeler Peygamber Efendimizle beraberlerken tanımadıkları bir şahıs geliyor. Selam veriyor. Dizini Peygamber Efendimizin dizine yaslıyor. İman nedir? Soruyor. Peygamber cevaplandırıyor. İslam nedir? Soruyor. Peygamber cevaplandırıyor. Ve devamında ihsan nedir diye soruyor. Hazreti Peygamber şöyle cevap veriyor. El ihsan en ta'budallah ke'enneke terahu. İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. İllem tekun terahu fe innehu yerake. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İşte buradan dinin ihsan boyutu. Nasıl ki imanla alakalı akaid ilmi, kelam ilmi var. İslam'ın şartlarıyla alakalı, ibadet, muamelatla alakalı fıkıh ilmi var. Bir de dinin Allah'ı görür gibi ibadet etme boyutu. Buna ahlak boyutu da diyebiliriz. Kaliteli insan olma boyutu diyebiliriz. Bununla alakalı da tasavvuf ilmi var. İnsanın sahih bir imana ihtiyacı var. Salih amele ihtiyacı var. Üçüncü olarak da bu amellerini kaliteli bir şekilde yapmaya ihtiyacı var. İşte iman, İslam, ihsan birbirine terettüp edecek şekilde bu neticeleri sağlıyor. Böyle olunca her bir Müslümanın ihsan boyutunun da olması gerekir. Bu gün gelmiş zühd ile anlatılmış ve hadis kitaplarında Kitab-ı Zühd bölümleri var. Oralarda işte dünyaya gönül vermemek, nefsi terbiye etmek, kalbi tasfiye etmek, iyi niyetlerle kalbi süslemek bu gibi manalar anlatılmış ve Hazreti Peygamber zaten bizzat hayatında bunları tatbik etmiş. Ancak zamanla nasıl ki imanla alakalı kelam ilmi sistemleşmişse ve bunun içinde maturidilik, eşarilik gibi mezhepler meydana gelmişse, öte yandan dinin muamelat yönü, ibadet yönü, bununla alakalı fıkıh ilmi meydana gelmiş, fıkıh ekolleri olarak mezhepler meydana gelmişse, dinin tasavvufi yönü, ihsan boyutuyla alakalı da bir takım tarikatlar meydana gelmiş ve o tarikatlar dini ihsan boyutuyla insanlara öğretmeye çalışmış. Şunu söyleyebiliriz, tarikatlar tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Ama dinin ihsan boyutu tarikatsız bir şekilde de yaşanabilir. Yani bir insan doğrudan ayetlere dayanarak, hadislere dayanarak ve gerçekten zühd hayatı yaşamış kamil insanların hayatlarını örnek almak suretiyle bir benzerini kendi hayatında uygulayabilir ve böylece kaliteli bir Müslüman olarak hayatını devam ettirebilir. İsteyen de belli bir tarikata mensup olarak bir sistem çerçevesinde kendini daha böyle zapt-ı rapt altına alır, nefsini dizginler, kalbini safileştirir, temiz bir şekilde yoluna devam eder. Demek ki her bir Müslüman dinin her üç boyutundan da istifade etmeli. Hem imanı kuvvetli olmalı, hem ameli salih olmalı, hem de yaptığı ameller kaliteli olmalı.